Hepinize iyi günler. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere daha öncesinde saklama kabı olarak kullandığımız eskimiş bir kaptan saksı yapacağım. Ve bu saksının içerisinde birbirinden farklı kaktüs ve sukulentlerden bir arajman oluşturacağım. Oluşturacağım saksının zemin kısmını fazla suyu tahliye edebilmesi için videonun başında da göreceksiniz zaten. Matkapla deldim ve delme işleminden sonra ekime başlayabilirim. Zemin kısmına öncelikle bir miktar çakıl taşı koyuyorum. Yerleştireceğim kaktüsüm, ana kaktüsüm bu. Yanına da aranjman olarak yerleştireceğim küçük kaktüsler ve bazı sukulent türleri var. Başlayabiliriz. Dikenli kaktüsleri saksılara yerleştirirken eğer eldiven kullanmıyorsanız ya da eldiven kullanmak zor geliyorsa muhtemelen dikenler canınızı yakacaktır. O sebepten dolayı iki çöp şişle basit bir düzenek yardımıyla bu zahmetten de kurtulabilirsiniz. Şu şekilde, merkeze gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu çöp şişi kaktüsü yerleştirmek istediğiniz alana sabitlemek için de kaymasını önlemek için de kullanabilirsiniz. Ben tam merkeze gelecek şekilde ayarlamak istiyorum. Evet. Biraz alt kısımlarını açabiliriz. En üst kısmını yine çakıl taşlarıyla kapatıyorum. Daha dekoratif görünmesini sağlıyor. Arkadaşlar kaktüslerimizi ve sukulentlerimizi saksıya yerleştirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Evinizde bulunan eskimiş saklama kablarını, seramik ve benzeri kabları atmayarak değerlendirebilirsiniz. Ben bu saksı çalışmamında eski bir seramik kullandım, saklama kabı kullandım. Bunun daha büyük bir boyunu da bir bonsai ekimde kullanmıştım. Yine aynı şekilde saksının zemin kısmını bir matkap yardımıyla deldim ve böylece ekimi gerçekleştirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler dilerim.